Herkese merhabalar. Dokun sınıf İngilizce birinci dönem konularının tamamının hepsinin have to'lar, has to'lar, present continuous, present simple hepsinin tekrarını yapacağız. Birazcık detaylı gideceğiz ki sınavda hiçbir konuyu kaçırmayın. Hızlı bir şekilde gireceğiz ve tane tane tam da anlayacağınız şekilde hepsini anlatmaya çalışacağız. Tonguç'um nasılsın? İyiyim hocam, yuvarlanıp gidiyorum hocam. Harika. Peki dersler nasıl gidiyor Tonguç'um? Hocam iç güveysinden hallice. Harika. Şimdi o zaman beni çok dikkatli bir şekilde dinle. Tane tane anlatacağım ama çok fazla konu var. Hepsini dikkatlice anlaman için beni iyi dinlemen lazım. Şimdi beni iyi dinlemeni istiyorum ve başlıyoruz. Şimdi verb to be dediğimiz şey, pozitif dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Türkçe'de hani mesela diyelim ki ben bir öğrenci. Böyle söyleseniz ne der adam? Sizi deli olduğunuzu, turist olduğunuzu anlar değil mi? Ben bir öğrenci demeyiz biz. Ne deriz? Ben bir öğrenciyim deriz. Veyahut da sen bir işte doktor. Sen bir doktor demeyiz. Ne deriz? Sen bir doktorsun deriz. İşte bizde yüklem en sona gelir. Buna biz ek fiil diyoruz. İngilizce'de ise ikinci sıraya geliyor. Yani mesela I am a student diyorsun mesela. I am a student. Ben bir öğrenciyim. İşte İngilizce'deki bu am oluyor. You are happy. Veyahut da he is ill. She is from İzmir. It is a cat. O bir kedidir. Mesela yazıyorum. O bir kedi, tamam mı? Dir diyorsun ya, işte o is'e denk geliyor. Veyahut da we are, you are, they are, Ali and Melis, my friends are Chinese diyebiliyoruz. Sonuçta Türkçe'de nasıl bunu unutursan anlamsız oluyorsa İngilizce'de de bunu unutmaman lazım. Yani bak bunu aynen İngilizce'sine yazıyorum. I a student yazsan ne olur? Olmaz. I a student diye bir şey olmaz. Ne demen lazım? I am a student demen lazım. İşte buradaki in neyse buradaki am de bu. Bu kadar basit bir şey. Sadece şunu unutmayacaksın. İngilizce'de yüklem ikinci sırada. Türkçe'de ise en son sırada oluyor diyeceğiz. You are a student. We are Ali and Melis dediğimizde sen bir öğrencisin diyoruz. Biz Ali ve Melis siz diyoruz de devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Şimdi verb negatifse baktığımızda ise negatifse bu sefer olumsuzunu kullanırız. I'm not happy. I am not. Veyahut da you aren't a student. Veyahut da he, she isn't. Mesela he isn't ill. She isn't from İzmir. It isn't a cat diyoruz. Veyahut da we, you, they aren't Ali and Melis, my friends, Chinese falan diyoruz. Peki hocam burada da you var, burada da you var. Buradaki you sen anlamına gelen you olarak düşündük. Buradaki you ise siz yani çoğul olanlar olarak düşündük. I'm not happy. Ben mutlu değilim. They aren't Chinese. Onlar Çinli değildir diyoruz ve hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Questions'da ise bu sefer o am izahları başa alıyoruz. Yani I am happy diyorduk ya, am I happy diyoruz. You are a student diyorduk, o zaman are you a student diyoruz. He is ill diyorduk, o zaman is he ill diyoruz. She is from İzmir diyorduk, is she from İzmir. It is a cat diyorduk, is it a cat diyoruz. Tabii İngilizce'de küçük I yok, küçük I var. Devam edelim. We are Ali and Melis diyeceğimize are we veyahut da are you and are they diyoruz. Yani they are Chinese, are they Chinese. Are you a student? Mesela böyle bir soru soruyorlar size. Are you a student? Biz öğrenci misin? Sen bir öğrenci misin? Diyor. Ben şimdi size soruyorum. Are you a student? Sizin vereceğiniz cevap belli. Yes, I am. Veyahut da is he ill? O hasta mı dediğimizde eğer cevabımız evetse yes, hayırsa no, he isn't şeklinde cevap verebiliyoruz. Şimdi gelelim yeni bir konuya. Burası da çok çok önemli. Burayı iyi dinlemeni istiyorum Tonguç. Tamam hocam. Dört gözümle dinliyorum hocam. Şimdi I ben demek, you sen demek, he o, she kızlar için o, it cansız varlıklar veya hayvanlar için o, we biz, you siz, they onlar. Tamam buraya kadar sıkıntı yok. Fakat burada bambaşka bir şey geçiyoruz. Burada yapacağımız şey şu. Ben benime geçiyor. Bak I my. Mesela I name is Tonguç demiyorsun sen. My name is Tonguç diyorsun. Yani ben adı Tonguç değil. Benim adım Tonguç diyorsun. You your. Mesela what is your name değil. Sen adı ne değil. What is your name? Senin adın ne diyoruz? He, his, yani o, onun, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. Yani ben, benim, sen, senin, o, onun, o, onun, o, onun, biz, bizim, siz, sizin, onlar, onların şeklinde yapıyoruz. Bu kadar basit. Şimdi mesela bakalım. I'm Jack, ben Jack and this is my sister Anna. Ben Jack'im ama bu benim kız kardeşim Anna. You are here, sen buradasın. But your sisters, fakat senin kız kardeşlerin burada değil. It is my house, bu o benim evim.
It rooms, onun odaları çok büyük. Are very big. What are your names? Senin adın ne? Veya sizin adınız ne? Hatta şöyle diyelim. Sizin adınız ne? O da diyor ki our names are Molly and Jack. Bizim adımız Molly ve Jack diye cevap veriyoruz. Şimdi gelelim have got ve has got'a. Burası da önemli olduğu için devam ediyoruz. Bak sınavda burası çok sorulur. Dikkatli dinle Tonguç. Hemen not alıyorum hocam. Şimdi have got ve has got sahip olmak demek. Yani I have got two books dediğimizde benim iki tane kitabım var demiş oluyorsun. Benim iki tane kitabım var. Tamam, sıkıntı yok. You have got three sisters. Senin üç tane kız kardeşin var. We have got a nice house. Biz hoş bir evimiz var demiş oluyoruz. He, she, it'te ise şöyle bir durum var. He, she, it'te have got yerine ne diyeceğiz? Has got diyeceğiz. O zaman I, you, we diyeydi. Have got. He, she, it'te ise has got kullanıyoruz. Mesela he has got an expensive car. O çok pahalı bir arabaya sahip. Veya she has got two children. O iki tane çocuğa sahip diyoruz. O zaman I, you, we diyeydi. Have got yani sahibim. He, she, it'te has got kullanıyoruz. Şimdi bir de bunun kısa yani short formları var. Mesela I have, you have dediğimiz gibi he, she, it'te has got diyoruz. Hocam diyeceksiniz ki bu it is mi yoksa it has mi? Yani he is mi, he has mi olduğunu sanacağız. Eğer burada got varsa onun he is got diye bir şey olmayacağı için he has got olduğunu bileceğiz. I have got five sisters. Benim beş tane kız kardeşim var. You have got a nice car. Senin hoş bir araban var. He has got a big house. O büyük bir eve sahip. It has got a it has got a small farm. O küçük bir aileye sahip. Yani bir hayvandan bahsediyor mesela. We have got two bags. İki tane çantamız var diyoruz. Bu sonuncusu ne olacak? Tabii ki o da they have olacak. Bu kadar basit. Negatif forms'a baktığımızda bu da olumsuz hali. Haven't diyoruz. Tabii olumsuz halinin de tabii ki sorusu kısası olduğunu unutmamamız lazım. Olumsuz halinde nasıl yapıyoruz? Yapacağımız şey çok basit. Have haven't oluyor şu şekilde. Has de hasn't oluyor. Bu kadar basit. John he mi she mi it mi he olduğu için John hasn't got any brothers. John'un hiç erkek kardeşi yok. My family benim ailem and I ve ben haven't got a car. Benim ailem ve ben bir arabaya sahip değilim. We haven't be hasn't mı? Tabii ki haven't. We haven't got any laptops. Bizim hiç laptopumuz yok. My house hasn't mı haven't mı? Niye my house it olduğu için hasn't. My house hasn't got a garden. Benim evimin bahçesi yok diyebiliyoruz. Bu kadar basit, bu kadar lezizül aziz ve kolay bir şey. Gelelim questions'a. Questions'a da yine mantık aynı. Yani öbüründe neydi mesela? You are a student diyorduk. Şöyleydi. Arı buraya yazıyorduk. You are a student diyorduk. Arı silip başa getirdiğin zaman are you a student diyorduk ve soru işareti koyuyorduk. Burada da aynı şey. I have got a car diyorsun mesela. Tamam. I have got a car mesela veya I have got veya I have got two children veyahut da ne bileyim işte I have got an umbrella mesela şemsiye sahibim veyahut da you have got a cat mesela yine aynı şekilde sisters veyahut da neyse işte egg yani yumurta diyebiliriz. Tamam bunlar sorusu. Bunların sonra soru işareti gelecek. Burayı anladık. Peki sorusu nasıl hazırlayacağız hocam? Çok basit. Ne diyorduk? I have got a car diyorduk ya. Have'i başa alıyoruz. Have I got a car? Have you got any children? Yani senin çocuğun var mı? Have we got an umbrella? Have they got an umbrella? Onların şemsiyesi var mı? He should ne diyorduk? He has got a cat diyorduk. He has got. Bu sefer has'i başa alıyoruz. Has he got a cat? Onun hiç kedisi var mı? Has she got any sisters? Onun hiç kız kardeşleri var mı? Has it got an egg? Onun bir yumurtası var mı diyoruz. Have you got a sister? Mesela kız kardeşin var mı? Eğer sizin kız kardeşiniz varsa diyorsunuz ki yes diye bırakabilirsiniz günlük hayatta ama sınavda yes I have yazmalısınız. Eğer yoksa da var yazın. Bu daha kolay bir cevap. Yoksa da tabii ki doğruyu söylemek istiyorsanız no I haven't diyebilirsiniz. Has your house got three rooms? Evinizin 3 tane odası var mı dediği zaman da aynı şekilde yes it has. Evet onun sahipti. Çünkü house bir ev. Ev cansız bir varlık. Dolayısıyla eve biz has kullanmamız gerekecek. It kullanmamız gerekecek. Olumsuzsa da no it hasn't diye cevap vermemiz bize sorudan tam puan aldırmayı sağlayacak. Şimdi gelelim WH questions'a. WH questions dediğim şey nedir? Yani hani 5N1K diyoruz ya bak. Who, kim, which, hangi, what, ne, when, ne zaman, why, niçin, where, nerede,
What time? Saat kaçtı? Böyle gidiyor. İngilizler böyle WH'li sorular soruyorlar. Şimdi biz burada WH'li soruları bulmaya çalışacağız. Has got an expensive car? Who has got an expensive car? Kim pahalı bir arabaya sahip? Veyahut da cevabına yazıyorsun mesela. Bunun cevabı ne olacak? Mike olacak. O zaman bir isim olursa insan olur. Mesela buraya ver diyemezsin. Çünkü ver yeri soruyor. Which hangi demek? What ne demek? Ne sorusunun cevabı Mike olamaz. What cansız bir varlık için kullanılır. When ne zaman? Why niçin? Where nerede? Dolayısıyla burada who dediği için Mike. Mike'ı yazarsa soru koy derse who diyeceksin. Ama sana şöyle bir şey demek diyelim ki mesela I have got two books. İki tane kitabım var. Tamam mı? A notebook. Bir tane bilgisayarım var. Tamam. Veyahut da bir tane defterim var. And a pencil case. Bir tane de işte kalem şeyim var diyorsun. Dedim. Kalem kutum var. Tamam. O zaman ben buraya who have you got in your bag? Çantanda kim var diyemezsin. Bunlar bir insan değil. Veyahut da when have you got? Ne zaman sahip oldun değil. Burada ne olduğunu söylüyor. O zaman ne olduğunu söylüyor? Senin sorunda what olacak. Niye? İsmin nedir derken biz ne diyoruz? What is your name diyoruz. O zaman burada da what have you got in your bag diye yazacağız. O zaman insan varsa who, cansız varlık varsa what, mekan varsa where, neden bildiriyorsan because diye başlıyorsa why, zaman bildiriyorsa when diyebiliriz. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Geldik there is there are'a. Gerçekten hızlı gidiyorum ama tıkır tıkır takır takır hepsini bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi there is there are Türkçe'de vardır demek. Is dıra denk geliyor, var da der. Mesela a cat, bir kedi, under tree. Bir kedi ağacın altında vardır diyeceğiz ya. There is a cat under the tree. Peki hocam niye is dedik? İçin kedi tekil. There is a cat. There is singular noun'larla, yani tekil isimlerle kullanılır. Sonra da yer geliyor. Şimdi buraya bakalım. There are two cats under the tree. Bu sefer iki kedi olduğu için there are dedik. Tabii biz İngilizce Türkçe'de vardırlar diye bir şey kullanmıyoruz. Cansız varlıklarda, ama burada lar demek istiyor esasında. There are plural noun ve place. There are two cats. Mesela there is a pen, there are four pens diyoruz mesela, tamam mı? There is a, bu şekilde kullanabiliriz. There is a pen, there are two pens diyebiliriz. Bu şekilde daha iyi anlamanız için gösteriyorum. Şimdi gelelim question form'a. Hiçbir şey değişmiyor. Question form'a da aynı şey. Mesela ne diyorduk? He is a doctor diyorduk. O bir doktordur diyorduk. Is'i nereye yazıyorduk? Buraya yazıyorduk. He is a doctor diyorduk. Soru yaparken ne yapıyorduk? Is'i buradan kaldırıyorduk. Hop, is he a doctor diyorduk. Bunu anlamıştık değil mi? Her zaman ikinciyi hop başa getiriyorduk. Burada da aynı şey yapacağız. There is a cat under the tree diye sorumuz cevabı neydi? There is a cat. Ama soru olacak. O zaman is'i siliyorsun. Kardeşim ben senden kurtulmak istiyorum. Is there a cat under the tree diyoruz. Cami diyorum. Ağacın altında kedi var mı diyoruz. O da cevap veriyor. Yes, there is veya no, there isn't diyebilir. Şimdi gelelim başka bir örneğe. A dog under a tree. Ağacın altında bir köpek var mı diyor. Şimdi bu sefer nasıl oluyordu? There is a dog'tu. Normalde ağacın altında bir köpek var. Sorusunda is'i buradan siliyorsun kafanda. Hemen is there a dog. Bunu böyle yapma tabii ki. Ama öğrenmeniz için ben böyle gösteriyorum sizlere. Is there a dog under a tree? O da no diye cevap vermiş. O zaman no, there is dersen gazeteye çıkarsın. Kim bu diye. Halbuki no, there isn't dersen de alkış alırsın. Diyoruz ve devam ediyoruz. Any cats demiş. Şimdi cats dediği için çoğul olunca diyeceksin ki aha, nerede çokluk? Orada lerler veya orada s ekili diyorsun. O zaman there are diyemezsin. There are diyemezsin. Niye? Çünkü soru. O zaman buradaki arı siliyorsun. Şu d'yi küçük yapıyorsun. Are there any cats under the tree? Yes, there are demiş. Bakın bir örnek daha veriyorum. There are any dogs. Zaten there are any dogs olmuyor. Hiç köpek vardır olmuyor. Arı siliyorsun soru olduğu için. Başa getiriyorsun. Are there any dogs under the tree? No dediği için. No, there aren't diyorsun. Ve ardından da arkana bakmadan kaçıyorsun. Geldik prepositions of place. Yani yer bağlaçlarına, yer edatlarına. Çok basit bir konu. Son derece basit bir konu. Dikkatli dinlerseniz burayı da anlatacağım. Şimdi burada bir cisim var gördüğünüz gibi. Bir cisim yaklaşıyor diyorsunuz. Şimdi bunu şöyle hatta dört boyutlu hale getirelim şöyle. Bakın. Bu cisim gördüğünüz gibi şöyle hatta daha da iyi göstermek adına. Bu cisim şu anda bunun içinde, görüyor musunuz? İçinde olduğunu anlayabiliyorsunuz. İçindeyse biz ne diyeceğiz? In diyeceğiz. Yani içinde. Bu kadar basit. Şu anda üstünde, o zaman on diyeceğiz. Altında under diyeceğiz. Yanındaysa near diyeceğiz. Bu kadar basit gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Arasındaysa, bak bu ikisinin arasındaysa, yani A ve B kutularının arasındaysa between diyeceğiz. Eğer
önün karşısındaysa, yani zıtındaysa opposite diyeceğiz. Tabi burada zıttında diye yazayım, kafanız karışmasın. Zıttı, karşısı. Devam ediyoruz. Önündeyse, çünkü opposite in front of çok karışabilir. Buradaki resimde gösterememiş olabiliriz. In front of diyeceğiz. Eğer arkasındaysa, bak arkaya saklanmış. Hatta şöyle, bunu bir adam gibi düşünün. Şöyle, selam diyor bir evin arkasında. O zaman behind diyeceğiz. Arkasında. Bunun da arkasında olduğunu yazayım ki sonradan bu görüntüyü screenshot alırsanız kafanız karışmasın. Burada ne? Burada da yine yanında next to diyoruz. Next to ile near aynı. İkisi de yanında. O zaman buraya da Türkçesini yazalım ki kafanız karışmasın. Yanında, yanında. İçinde, üstünde, altında. Mesela siz şu anda evin içindesiniz. Mesela ben şu anda bir studio, I'm in the studio, stüdyodayım. The pen is on the paper. Kalem kağıdın üzerinde. Bunları iyi bilmemiz lazım. Çok net bir şekilde aklımda. Under deyince the pen is under the paper. Kağıdın altında diyoruz. Bakalım altında mı? Aa, altındaymış diyoruz ve bitiriyoruz. Buraya ekran görüntüsü alırsanız screenshot SS diyorum ve geçiyorum hemen singular and plural nouns'a. Yani tekil ve çoğul isimlere. Burası son derece kolay. İnşallah dikkatli dinlerseniz anlayabileceğiniz kolaylıkta bir şey. Şimdi singular and plural nouns'a şunu bileceğiz. Bu tekil, single, hani single takılıyorum derler ya, tekil, plural da çoğul demek. Şimdi burada şunu bileceğiz. Türkçe'de çoğul ismi çok kullanmıyoruz. Kalem, kalemler diyoruz ama işte bir kalem, iki kalem diyoruz biz gene. İki kalemler demiyoruz. Mesela şöyle bir şey duydunuz mu? Aa, dört tane kalemler aldım. Böyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olmaz. Bir tane, dört tane kalem diyoruz. Dolayısıyla biz İngilizce'de s ekini unutabiliyoruz, çoğul ekini. Dolayısıyla biz şöyle diyeceğiz. Nerede çokluk orada ler'ler. Nerede çokluk orada s eki diyeceğiz ve buna dikkat edeceğiz. İngilizce çünkü sayılabilen isimlere s takısı geliyor. Apple sayılabilen bir şey. Mesela bir tane elmamız var. Apple. Ama birden fazla elma varsa o zaman apples oluyor. Bakın buradaki çoğul eki. Orange, portakal, orada kal diyorum sana Tonguç. Orange ise portakallar oluyor. Bu kadar basit, son derece kolay. Tonguç, sen beni uyuyor musun, dinliyor musun evladım? Geldik mi hocam? Hangi yıldayız hocam? Şimdi o zaman dikkat dinleme, devam et. Burada mesela dictionary, sözlük, dictionaries. Bak bu sefer sonu Yozgat'la bitince Yozgat gidiyor, es geliyor. Baby, Yozgat gidiyor, es geliyor. Eğer watch, CH'li, SH'li şeyler varsa bu sefer S geliyor. Diyoruz ki watch, saat, watches, saatler. Brush, fırça, brushes, fırçalar. Tomato, domates, tomatoes, domatesler. Bus, otobüs, buses, otobüsler. Glass, cam, glasses, camlar veyahut da gözlük diyebiliyoruz. Knife, bıçak. Knife, bıçak. Knives, burada da ne oluyor? Bıçaklar oluyor. Burada da F ile bitiyor sonu. Fatsa gidiyor. Yerine van geliyor. Veso. Wolf, kurt. Wolves, kurtlar. Leaf, yaprak. Leaves, yapraklar diyoruz. Bu kadar da önemli ve basit bir şey diyoruz da geçiyoruz. Irregular plurals'a. Ha, burada person'a persons diyemiyoruz. Niye? Çünkü bazı hani fiillerin irregular'ı vardı ya. Hani ne diyorduk mesela? Play vardı. Oynamak. Ama sen bunu ikinci zamanda, geçmiş zamanda played diyebiliyordun. Fakat go'ya goet diyebiliyor muydun? Diyemiyordun. Go went oluyordu. Biz buna irregular verbs diyorduk. Bu da irregular plurals. Yani düzensiz çoğullar. Yani şunu demek istiyorum. Normalde S2 getiriyorsun çoğul yapmak için. Bak dikkat et. S2, 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 S2. Bazen S de gelebilir tabii. Ama bazı irregularlarda durum değişiyor. Person'a persons demiyorsun da kişiye, kişiler demiyorsun da people diyorsun. İnsanlar yani halk. Tooth, diş. Teeth oluyor mesela. Man, yani man, adam, böyle man oluyor. Woman, woman. Yani E harflisi çoğul, A harflisi tekil olmuş oluyor. Child, çocuk. Child değil de children oluyor. Hatta bazıları children's bile yazıyor. Kafayı yiyip çıldırıyorlar. Öyle bir şey yok ama çoğulu bu. Çocuk, çocuklar. Kadın, kadınlar. Erkek, erkekler. Diş, dişler. Kişi, insanlar. Mouse, fare. Mice diyoruz, fareler. Goose, kaz. Giz diyoruz. Foot da ayakta, ayaklar diye fiil çekme oluyor ve geçiyoruz. Object pronouns. Object pronouns dediğimizde bu sefer hani şunu öğrenmiştik. I, bendi. My, benimdi. You, sen, your, senindi. He, o, his, onundu. She, o, her, onundu. It, its oluyordu. We, biz, our, bizimdi. You, siz, your, sizindi. They, onlar, their, onlarındı. Şimdi
benim, ben. Hatta my name is diyorduk. Benim adım diyorduk. I name is demiyorduk. Tamam, şimdisi öğreneceğim şey beni ve bana'yı öğreneceğiz. Bak, beni ve bana. Bu sefer I, me oluyor. You yine you oluyor. Şöyle me yazalım, you. He, him oluyor, onu. She, her. It, it olarak kalıyor. We, us. You, you. They de them oluyor. Şimdi burayı dikkatli dinleyin. Burayı unutalım. Ben, beni, bana. Sen, seni, sana. He, o, onu, ona. Mesela I love him. Ben, onu ve I love her diyeyim ben. I love her, onu seviyorum olmuş oluyor. Bu kadar basit. I love him dersen de işte bir kadın bir erkeği sevmiş olabiliyor. It, o, onu, ona. Biz, bize. Mesela they love us. Onlar bizi çok seviyor. Bizi destekliyor gibi yani. You, yazılışları aynı ama sen iki şekilde de kullanabiliyorsun. They, them oluyor. Dolayısıyla burayı da öğrendiğiniz zaman bitecek. Mesela bir örnekle gösterelim. Dikkatlice bakalım şimdi. I like Jane. Jane'den hoşlanıyorum. But, fakat, she doesn't like me. O beni sevmiyor. Bak, beni sevmiyor. Object pronoun. They are Jane's parents. Onlar Jane'in ebeveynleri. She lives with them. O onlarla yaşıyor diyoruz. Burada onlar ile diyebiliriz. Would mesela and she loves them. Onları seviyor da diyebiliriz. Niye she loves them? Çünkü ailesini insan sever. Would you like to come to the cinema with us? Bizle sinema gitmek ister misin? Bak bizle, with us, biz ile olduğu için ile anlamı katıyor. Gelelim the simple present tense. The simple present tense son derece basit arkadaşlar. Hatta tüm zamanlar basit. Bunu geçen sene çektiğimiz yazılara destek videolarımızda görebilirsiniz. Mantığımız şu. Bakın şöyle bir sayı doğrumuz var arkadaşlar. Çok basit bir konu esasında. Burayı dikkatli dinlemeniz yeterli. Hani sayı doğrusu bir sıfır vardır. İşte bir artı 10 vardır. Bir eksi 10 vardır ya. Öyle düşünün. Şu anda bulunduğumuz an now olsun. Tamam mı? Geleceğe future diyelim. Gelecek. Geçmişe de past diyelim. Bu kadar basit. Şimdi now olan şeyler, şimdi olan şeyler at the moment yani şu anda veyahut da today yani bugün veyahut da look, aa bak diyebiliyorsun veyahut da listen, dinle dediğim şeyleri genellikle present continuous tense kullanıyoruz. Yani mesela I am going diyoruz mesela. Ben gidiyorum. Veyahut da he is working diyoruz. Buradaki mantığımız şu. Sözlüğü açıyoruz. Bir tane sözlüğümüz var. Sözlükte ne yazıyor? Sözlüğün üzerinde dictionary yazıyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Sözlüğü açıyoruz. Gitmek neymiş? Go. Go fiilini alıyoruz. Sözlükte gitmek go diye yazıyor. Go. Gitmek. Çalışmak ne yazıyor? Work. Work yazıyor. Tamam. Biz bu fiilleri alıp emizar ayancı getiriyoruz. Bak. Going oluyor. Working oluyor. Ama bir de emizar geliyor. Normalde fiil sözlükte ne yazıyordu? Go veya work yazıyordu. İşte şimdiki zamanda böyle şey yapıyoruz. Gelecek zamanda mesela he will go veyahut da I will go diyoruz. Geçmiş zamanda went diyoruz falan. Geniş zamanda ise kelimeyi sözlükten alıp aynen yazıyoruz. Geniş zaman ne? Geniş zamanda şu. Olayın her zaman gerçekleşmesi. Mesela go fiilini gene aldım. Tamam mı? Work fiilini de aldım. Diyorum ki I go to school. Ben okula giderim. Hani hocam ing falan koyayım. Ben direkt bu kadar. Veyahut da he works every day. Burada sadece he, she, it'te bir s takısı var. Ona dikkat etmeniz yeterli. O zaman ne yapıyoruz? Gitmek fiilini veya çalışmak fiilini şimdiki zaman olursa emizarlı kullanıyoruz. Eğer geniş zaman olursa alıp koyuyoruz. Sadece he, she, it'te s takısı geliyor. Peki bu fiilin yani geniş zaman olduğunu nereden alacağız? Şimdiki zaman olduğunu buradan alıyoruz. Geniş zamanda ise mesela now yerine today yerine everyday oluyor. Yani her zaman. Sadece burası değil. Bak bunlar sadece burayla alakalıydı. Geniş zaman ise şöyle istiyorum. Her gün yani burası olabilir, burası olabilir, burası olabilir, burası olabilir, burası olabilir, her yer olabilir. Everyday. Veyahut da mesela always yani daima. Veyahut da never, asla. Buna benzer şeyler de geniş zaman olur. Şimdi gelin kuralları daha net öğrenmeye çalışalım. Şimdi geniş zamanda yani her zaman yaptığımız şeylerde I, you, we, they'de fiili aynen sözlükten alıp yazıyoruz. Sözlükte ne yazıyordu mesela hoşlanmak fiiline? Sözlükte. Açın bakın dictionary'i açtığınız zaman like yazar. I like apples diyoruz. Sadece işitte likes dememiz lazım. He likes apples dememiz lazım. Ben elmadan hoşlanırım. O elmadan hoşlanır. Sahip olmak veya işte geçirmek işte o anda yemek içmek gibi. Have, he, she, it, has geliyor. We have lunch in this restaurant every day. Biz her gün bu restoranda
İşte öğle yemeğimizi yeriz. She has lunch in this restaurant every day. O her gün bu restoranda öğle yemeğini yer. They watch TV every night. Onlar her gün televizyon izler. İzlemek fiili watch. Ama he, she de watch'ın yanına watches yazıyoruz. Olup bitiyor. Ders çalışmak study. You study every afternoon. Her öğleden sonra çalışıyorsun. My sister studies. Çalışır every afternoon diyoruz. Niye burada studies oldu? Çünkü sonu Yozgat'la bittiği için, yani Y ile bittiği için Y düşüyor. ES geliyor. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Şimdi bunu söyledik, tamam. Yani özetle şöyle arkadaşlar. Şöyle bir sayı doğrumuz var. Eğer şimdi oluyorsa, now oluyorsa bunu yapıyoruz. Ama her zaman oluyorsa biz I, you, we, they, he, she, it de fiilleri farklıyoruz. I'da go diyoruz. I'da work diyoruz. Veya study diyoruz. He, she, it de ise veya play diyoruz mesela oynamak. He, she, it de ise play dersen kızıyorlar sana. Go dersen kızıyorlar. Work dersen kızıyorlar. Study dersen kızıyorlar. Niye? Şöyle ki plays, goes, works, studies demen gerekiyor. Bu kadar basit. Kuralımız bu kadar basit. Şimdi bu S takısı nasıl geliyor? Gelin hep beraber bunu bulmaya çalışalım. Listen'da hiçbir sıkıntı yok. Listen aynen yazıyorsun abi böyle. Listen diye yazdın. Speak'i de yazdın. Like'ı da yazdın. Sıkıntı yok. Sadece he, she, it de. Tabi buraya yazıyorum. He, she, it için geçerli bu. Sonra S takısı getiriyorum. He listens. She speaks. He likes diyoruz veya Tonguç likes diyoruz. Ama sonu Y ile bitenlerde bu sefer Y'ler gidecek, ES'ler gelecek. Yani şöyle olacak. Onu da hemen yazalım. Ne diyeceğiz mesela? Study, studies olacak. Bakın Yozgat gittiği yerine İstanbul, Eskişehir, Samsun geldi. Try, tries olacak. Fly, flies olacak. Bunlar ne demek hocam? Bunlar da şu demek. Çalışır, o çalışır. Dener, uçar diyoruz. İzlemek watch, he, she, it de watches oluyor. Burada es geliyor. Sadece s değil, es geliyor. Fırçalar, brush, brushes. Mesela diş fırçalamak. Go, goes. Miss, özler, misses. Mix, karıştırır, mixes diyoruz. Buradaki kuralımız es gelmesin. He, she, it de have ise has'e dönüşüyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim negatif formu. Olumsuzda ne yapacağız? Olumsuz ne demek? Olumsuzlukları biz sevmiyoruz zaten, ama olumsuz bir şey var. Şimdi bunun burası artıydı. Tamam. Olumsuzunda ise yine bu sefer sadece don't go diyoruz. Bu kadar. Veya don't work diyoruz. He, she, it'te ise don't yazabilirsin. Don't go, don't work diyebilirsin ama bundan farkı ne olacak? Burada S takısı geliyordu. Bu sefer don't değil de doesn't diyorsun. Ama buraya S getirdiğin için bir daha buraya S getirmiyorsun. Bu şekilde olayı bitiriyorsun. Demek ki olumlusunda fiili olduğu gibi sözlükten alıp geçiriyorsun. Olumsunda don't go diyorsun. He, she, it ise olumlusunda sonuna S, S falan getirerekten yazıyorsun. Olumsunda ise sadece doesn't ve fiilin normal halini yazabiliyorsun. O zaman I, you, we, they de don't diyoruz. Kağıdımız yamuk kalmasın. Şöyle don't diyoruz. He, she, it ise doesn't ifadesini kullanıyoruz. Bu kadar basit. O zaman mesela I don't like football. Ben futbolu sevmiyorum. My family and I don't live Ankara. Ben ve ailem Ankara'da yaşamıyoruz. Doesn't da ise bakın sonra S takısı gelmeyecek. Çünkü does da zaten buraya S geldiği için bir daha kullanılmıyor. He doesn't like hamburgers. O hamburgerleri sevmez. She doesn't have breakfast in the mornings. O sabahları kahvaltı etmez diyoruz. Artık bir daha şey yapmaya gerek yok. Çünkü burada does'daki s olayı zaten bitiriyor. Sorularda ise bu sefer başa gelecek. Ne yapacağız? Do you like tennis? Eğer seviyorsan yes I do. Sevmiyorsan no I don't diyoruz. Veyahut da do the children drink milk? Çocuklar süt içer mi? İçiyorlarsa yes they do, içmiyorlarsa no they don't şeklinde söylüyoruz. Ama he, she, it'te do yerine ne kullanacağız? Does kullanacağız. Does Helen have breakfast? Helen kahvaltı yapar mı? No, she doesn't. Hayır yapmaz. Veyahut da yes she does. Evet yapar diyebiliyoruz. Ve aynı şekilde your sister da she olduğu için does your sister enjoy books? Kız kardeşin kitaplardan zevk alır mı, eğlenir mi? Yes she does. Evet keyif alır. Veya no she doesn't. Keyif almaz diyebiliyoruz. Şimdi gelelim bir de sevmediğimiz. Hani bazen her şeyi sevip sevmemek farklı. Eğer seviyorsak I like diyoruz mesela. Çok seviyorsak I love.
hoşlanmıyorsak I dislike, nefret ediyorsak hate diyoruz. Fakat şimdi mesela I like football diyebilirsin. Tamam, ben futbolu seviyorum diyebilirsin. I like tenis de diyebilirsin, sıkıntı yok. Ama tenis oynamayı dersen nasıl diyeceksin? Yani filmsi kullanırsan nasıl diyeceksin? Bu sefer yapman gereken şey şu. Diyeceksin ki, bak diyeceksin ki I like playing tennis diyeceksin. Bu kadar basit. I like playing tennis. Yani tenis oynamayı seviyorum. Veyahut da ne diyebiliriz mesela? Do you like listening to music? Müzik dinlemeyi sever misin? Helen hates reading books. Helen kitap okumaktan nefret eder. My sister loves speaking English. Veyahut da learning English. Kız kardeşim İngilizce konuşmayı veya öğrenmeyi sever. Jack dislikes. Bak Jack dislikes olacak. Niye? Jack çünkü he dislikes walking to school. Jack okula yürümeyi sevmez diyebiliyoruz. Burası bu kadar basit olduğunu görebiliyoruz. Son derece anlaşılır bir şekilde. Peki şimdi Tom sana bir şey soracağım. 8 sınıf mı zordu 9 mu? Hocam geçen yıl daha kolaymış. Bu sene resmen köle olduk hocam. Deli gibi çalışıyoruz. Çok yoruluyoruz hocam. Burada ne yaptık? Tonguç'un saçma sapan cevaplarıyla devam ediyoruz. Geldik WH Questions'a. WH Questions'a ne yapacağız? Bu sefer who ile alakalı şunu bilmemiz lazım net bir şekilde. Nedir olayımız? Birincisi subject ve object'i iyi tanımamız gerekiyor. Şimdi who likes books? Kim kitapları sever? I like books diyebiliyoruz. Veyahut da who do you go to the cinema with? Kimle sinema gideceksin? Bak who için I go to the cinema with Sally. Yani isim varsa who diye sorman lazım. Ben, sen, o, biz, siz, onlar varsa who diye sorman lazım. Hoca sana burayı turuncu yaptıysa ve burayı boş bıraktıysa senden Sally'nin yerine hangi soru gelir diyor. Sally'e sen why, niçin diyemezsin. When, ne zaman diyemezsin. Where, neresi diyemezsin. What, ne diyemezsin. Ne demen lazım? Who demen lazım ki Sally bu soruyu cevaplayabilsin. What the objectler. What does Mary eat for lunch? Mary öğle yemeği için ne yiyor? She eats pizza. Pizzayı turuncu yaptıysa sen buraya what yazman gerektiğini bileceksin. Where mekanlar. Where do you live in? I live in Istanbul. Bak İstanbul where. What time does Jim get up? Jim saat kaçta kalktı? He gets up. He should test sexually. At 8:30. 8:30'da kalktı. What do? What does Jim do on Sundays? Pazarları Jim ne yapar? He plays soccer. O futbol oynar diyoruz. Bu soruları da çok net bir şekilde bilin. Sınavda hocanız tarafından eğer bu konuyu işlediyseniz sorulur diyoruz ve geçiyoruz. Frequency adverbs. Burası son derece kolay. Niye? Çünkü her şeyin bir yapılma ihtimali var. Daima yaptığın şeylere %100 yapıyorsan always diyebilirsin. Genellikle yapıyorsan usually %80. Sık sık yapıyorsan often %70. Bazen yapıyorsan sometimes %50. Çok nadir yapıyorsan hardly ever %10. Asla yapmıyorsan yani %0'sa never. Mesela I never smoke. Ben asla sigara içmiyorum. I always get up early. Ben hep erken kalkıyorum gibi. I always go to school by bus. Ben daima okula otobüse gidiyorum. She doesn't often swim. O sık sık yüzmez. Does Jack değil tabii. Does Jack usually ride a bike? Jack genellikle bisiklet sürer mi? We are always late. Biz daima geç kalırız diyor. We are always late diyebiliriz. Burası da son derece basit. They aren't always happy. Onlar daima mutlu değillerdi. I'm never happy. Unhappy. Ben asla mutsuz değilim. Burada şu çok önemli. Şimdi I go to school diyorduk ya. I go to işte school diyelim. Tamam. Veyahut da he works hard diyelim. Şimdi bu bizim kurallarımız. Çok çalışırdı. Şimdi normalde ikinci sıraya fiil giriyor. Ama bunlar bu frequency adverbs direkt araya giriyor. I always go to school diyorum. Veyahut da he usually works hard diyorum. Yani always, usually, never, often gibi ifadeler araya giriyor. Bunu da bilmemiz lazım. Sıklık zarfları. Can ve can't de son derece lezizül aziz. Çok kolay, eğlenceli, sevgi dolu bir konu. Hiç korkmanıza gerek yok. Zaten artık yayınımız da bitiyor. Artık son sayfalara geldik. Can ile alakalı bilmemiz gereken şey şu. Can ability yani kabiliyet bildirebiliyor. Veyahut da permission yani izin bildirebiliyor. Permission and request yani izin ve isteklerde bunu kullanabiliyoruz. Mesela eğer ben yapabilirim diyeceğiniz bir durum varsa I can swim. Yüzebilirim but I can't ride a bike. Fakat bisiklet sürmeyi bilmiyorum diyebilirsin. Veyahut da can you speak English? İngilizce konuşabilir misin diyebilirsin. Bak bunlar ability, kabiliyet bildiriyor. Yani resmen şöyle bir kabiliyet yapan bir adam var yani böyle. Kabiliyet. Burada ise izin istiyorsun mesela. Can I use your laptop?
senin laptopunu kullanabilir miyim? Veya can you help me? Bana yardım edebilir misin diyorsun. Mesela can you open the window? Pencereyi açabilir misin? Açabilirim. Hayır oğlum zaten açabileceğini biliyorum. Ben senden izin istiyorum. Kibarlıkla söylüyorum diyebilirsiniz. Geldik present continuous tense'e. Present continuous tense'in zaten mantığını söylemiştik. Son derece keyifli ve kolay olduğunu dile getirmiştik. Ne yapacaksın present continuous tense'de? Şunu çok iyi bilmemiz lazım. Eğer sayı doğrusunda şimdi yaptığımız yani now veyahut da at the moment yani şu anda veyahut da işte today yani bugün. Aa look bak diyor mesela o anda yapıyor. Veyahut da listen gibi ifadeleri gördüğün zaman bunlar present continuous tense oluyordu diyoruz. Şimdi burada şunu çok iyi bilmemiz lazım present continuous tense'de. Eğer sen fiilin hangi zaman olduğunu anlamak istiyorsan ne yapman lazım? Fiilde geçen kelimelere dikkat etmen lazım. Mesela now kelimesi geçiyorsa, at the moment kelimesi geçiyorsa bunlar şimdiki zamanla alakalıdır. Niye? Çünkü şu anla alakalı. Mesela I am listening to music. I am listening to music now. Şu anda müzik dinliyorum. Şimdi müzik dinliyorum. We are playing football at the moment. Biz şu anda top oynuyoruz. Veyahut da she is doing homework right now. Şu anda ödevini yapıyor diyebiliriz. Bunlar şimdiki zamanla alakalı. Fakat Türkçe'yi düşünün. Türkçe'de de bazen gelecekte yaptığımız şeyler için şimdiki zamanı kullanabiliriz. Şöyle düşünün. Yarın ders çalışacağım da diyebiliriz. Yarın ders çalışıyorum da diyebiliriz. İşte yarın ders çalışıyorum demek kesin kesin demektir. Bakın şöyle düşünün. Mesela ben şimdi size diyorum ki arkadaşlar 5 dakika sonra dersi bitireceğiz. Mı daha kesin? Arkadaşlar 10 dakika sonra dersi bitiriyoruz. Bak kesin bu daha kesin. Yani bitireceğizden daha tabii ben vurgulu söylediğim için her türlü size kesin geliyor ama gelecek zamanda yapılan bir şey eğer şimdiki zamanla kullanırsan yani future tense kullanılırsa bu sefer ne oluyor? Kesinlik anlamı katıyor. We are flying to New York tonight. Bu akşam New York'a uçuyoruz. Bak bileti almış demek ki adam. She is going to a concert tomorrow. Yarın konsere gideceğiz. Gidiyoruz. Yani biletleri aldık. They are having a party this weekend. Bu hafta sonu bir parti veriyoruz. Veya onlar bir parti veriyor. Yani kesin artık diyebiliyoruz. Negatif formunda ise ne yapacağız? Not'ı kullanacağız. Mesela am is are tam. I de am, you de are, he she de is, we you they de are geliyor dedik ama I am dancing now. Ben dans ediyorum şu anda. We are listening to music. Biz müzik dinliyoruz. He is doing homework demiştik. Tamam buraya kadar şey kolay. Ama olumsuzunda yapacağınız şey belli. Bak I am'in de şöyle turuncuyla göstereyim. Am is are geleceğim diyorum. Olumsuzda sadece not koyuyoruz. I'm not dancing now. Şu anda dans etmiyorum. We aren't listening to music. Biz müzik dinlemiyoruz. He isn't dancing, şey, doing homework. O neydi onun ismi? Ödev yapmıyor diyebiliriz. O zaman I, you, we, they, he, she, it diye düşünecek olursak ne yapıyoruz? I am, you, we, they are. Şöyle gösterelim. He, she, it is kullanıyor. Buraya kadar sıkıntı var mı? Yok. Şöyle tablomuzu çizdik. Olumsuzunda hepsinin not geliyor. I'm not a doctor. Mesela ben bir doktor değilim. You aren't a doctor. He isn't a doctor diyebiliriz. Bu kadar basit. Geçtik soru formuna. Soruda ne yapacağız bu sefer? You are doing homework diyorduk ya. Hani ikinci sırada. Arı alıyorsun başa getiriyorsun. Are you doing homework now? Şu anda ödev yapıyor musun? No, I'm not. Hayır yapmıyorum diyebiliriz. Şu anda siz ödev yapmıyorsunuz. Beni dinliyorsunuz. Jack is having a party. Jack bir parti veriyor. Sorusu ne yapıyoruz? Başa geliyor. Is Jack having a party? Yes, he is diyoruz. Veyahut da the boys playing computer games. The boys are playing computer games. Çocuklar bilgisayar oynuyor. Arı siliyoruz. Are the boys the playing computer games? Çocuklar bilgisayar oynuyor mu? Yes, they are şeklinde cevaplayabiliyoruz. Geldik artık sonun sonuna comparatives'e. Comparatives'e şu. Mesela bu bir kutu tamam mı? Küçük bir kutu olsun. Tamam mı? Daha küçük olursa biz ne diyoruz Türkçe'de? Daha küçük diyoruz. Ama İngilizce'de ise small diyorlar küçük kutuya. Daha küçüğüne ise smaller diyorlar. Daha da küçük. İşte big büyük, bigger daha da büyük. Short kısa, shorter daha da kısa. Large geniş, larger daha geniş. Easy kolay, easier daha kolay diyebiliyoruz. Yani şu sonuna gelen erler ona daha anlamı katıyor. Buraya kadar şey tamam. Fakat uzun sıfatlarda beautifuller ya da expensiver demiyoruz. Burada önüne getiriyoruz. Yani normalde hani kısa olsaydı böyle kısa yazılan bir sıfat olsaydı sonra er getirecektik ya. Beautiful yerine more beautiful diyoruz. Güzel daha güzel. Pahalı
expensive, more expensive ise daha pahalı diyoruz. Crowded kalabalık, more crowded daha kalabalık. Kalabalık şey kalabalık diyorum. Uzun sıfatlara örnek verir misiniz hocam? Mesela interesting, ilginç, uzundur, more interesting. Veyahut da az önce söylediğim crowded, kalabalık. Veyahut da difficult, zor mesela. Veyahut da ne diyebiliriz başka? Comfortable, konforlu. Bunlar hep uzun yazılıyor. Kısalara örnek verin hocam mesela. İşte long mesela, kısa. Long, longer. Young, kısa. Younger diye gidiyor. Bunlar kısa. O zaman ne olacak? Good, gooder, bad, better falan diyoruz ama hayır. Bunun ismi tamamen irregular bir durum oluyor. Burada şöyle diyoruz. Good, better'a dönüşüyor. Bad, worse'e dönüşüyor. Daha kötüye. Far, further'a dönüşüyor. Niye? Daha uzağa bak. Kötü, daha kötü. Uzak, daha uzak. Little bu sefer de less'e dönüşüyor. Az şeklinde bilmemiz lazım. Şimdi bununla alakalı gelin cümlelere bakalım. Cümlelerle daha iyi anlamaya çalışalım. Mesela I am then my sister. Şimdi bir uzunmuş. Diyelim ki 1.80 boyundaki bir insan uzundur. Tamam mı? Ama öbürü de 1.90'mış. Daha uzunsa. O zaman ne diyeceğiz? Taller. I am tall than my sister. Ben kız kardeşimden daha uzunum olmaz. Ne dememiz lazım? I am taller than my sister. Ben kız kardeşimden daha uzunum. Tall desen olmuyor. Taller. Daha uzun. Jimmy is older than my brother. Jimmy benim abimden daha büyüktür. Are you hardworkinger diyebilir misin? Olmaz hocam. Uzun sıfatlarda başına more getiriyorduk. O yüzden dolayısıyla more hardworking diyeceğiz. Is your house good? Gooder diyebilir misin? Diyemezsin. Ne yapıyorduk? Kuralımız şuydu. Good'larda better dememiz gerekiyordu. O yüzden is your house better than my house? Senin benim evimden daha iyi mi diyoruz. Şimdi o zaman artık bitirdik. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Kafayı yedik. Tonguç şu anda bayıldı. Sizler de bir soru yapın. Hadi bakalım, iyi çalışmalar arkadaşlar.